Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte nasıl OBS'ten sanal kamera açılır bunu inceleyeceğiz ve öncelikle bunun kullanım alanını hemen özetle geçeyim. Mesela bir canlı derstesiniz ve işte acil bir işiniz çıktı diyelim. Bu yüzden dersten düşük gözükmemek için de aynen kamerayı kapatsanız veya başka bir şey yapsanız derste ilgi çekecek ve dersin kaynamasına sebep olabilecektir. O yüzden bunu hem iyi amaçla ya iyi yanlışı kullanabilirsiniz. Böyle kamera değiştirecek. Şimdi o tekniği göstereceğim. Kamera değiştirecek. Bu tekniği kullanarak ders kaynamasını önlersiniz ve işinizi yapıp sonra tekrar dersinize dönebileceğiniz bir özellik göstereceğim. Öncelikle biraz ağzım kötü. Şimdi öncelikle bunu görüyorsunuz muhtemelen. Bu gördüğünüz şey yaklaşık olarak şurada bir sanal kamera kaydı var. Sanal kamerayı başlattığım zaman bir sanal kamera olacak ve şu kırmızı ile gösterilen alanı isterseniz küçük ters yapmışım. Yani bu alanı görebilecek bir sanal kameramız var. Ve sadece mesela bir yerde çalıştırdığımız zaman sadece şu kırmızılarla gösterilen alan gözükecek. Ve özellikle şöyle göstereyim. Biraz tabi saç sakal karışık gecenin köründe şöyle. Bu şu anda konuştuğum halim. Ağzımdan okuyabilirsiniz. Şöyle el falan da kaldırayım. Bu benim bir şey yani. Şu anda ben konuşurken kamera kaydı alırken bu yani ders videosunda çıktığım halim. Fakat bu benim şurada gördüğünüz şey benim yüklediğim video. Görebilirsiniz. Korku filmi gibi. Şimdi bunu nasıl yapıyoruz? Onu öncelikle tartışalım. Şurada bir OBS görüyorsunuz. Bu OBS'i indirmemiz gerekiyor ve ayrıca şu iki tane vatandaşı da açmamız gerekiyor. Öncelikle şöyle gösterelim. Ve aynı zamanda hemen gösterebilsem Zoom'da nasıl açıldığını göstereyim. Yeni toplantı açıyorum ben kendimde. Şöyle hemen açtım. Burada OBS Virtual kamera yani sanal kamera gösteriyor. Buna bastığım zaman bak görüyorsunuz. Bu sıra hemen kapattım. Zoom'da da bu gözükecek. Bu mantıklı çalışıyor. Ama yani buradaki ayarı sakın deneme. Yani şunu da şunu geçmeyin. Kasıyor. Gereksiz bir şey. Burada mesela mikrofon kapalı. Yani gittiğiniz bir işiniz vardı. Ve şu görüntü de açıktı. Ders dinliyormuş gibi gözüküyorsunuz. Ders kaynaması diye tabii. İşiniz bitince geleceksin mesela. Tabii aynı kıyafeti giymeniz de önemli. Şey olmaması için. Hoş yani sıkıntı olmaması için. Bunu buradan böyle bu şekilde. Gri bir tweetimin olduğunu düşünün. Şöyle çok fark etmeden böyle bir geçiş yapıp ondan sonra da hoca soru sorduğu zaman işte buradan da açıp cevap verebilirsiniz gayet net bir şekilde. Aynı zamanda böyle de cevap verebilirsiniz. Burada bir sıkıntı yok. Şöyle cevap verseniz. Ayrıca nasıl bakalım. Önce yani bu şekilde kullanılıyor. Bundan sonra işte bendiken falan da kurdum. Ne yazık ki asıl kayıt cihazım bu olduğu için. Umarım yetiştiririm. 10 dakika süresi var. Öncelikle bunun için internete girelim. Buraya OBS indir diyoruz. Buna indir OBS diyor. İlk obsproject.com.tr'de download. iPhone için bu. Ya Mac diyebiliriz. Bu Linux'lar için. Bu da Windows için. Genellikle Windows kullanıldığı için kurucu indirme sorusunuz veya bunun içinde ya buna göre, özelliklerine göre seçmelisiniz. Seçersiniz bunları. Bakın bilgisayarın özelliklerine falan filan. Buradan seçip bunu indiriyoruz. Evet basit bir şekilde ben indirdim şurada. İptal edelim. Yani dosyalardan sıkıntı çıkarmayacaksa bana buradan sıkıntı çıkaracaksa farklı bir şey deneyeceğiz. Hemen kuruyoruz. Evet çalışıyor şu an diyor. O zaman hemen ne diyoruz? Denetim masası. Programlar varsayılan bakalım hemen varsayılan programlar değil. Uygulamalar olur. Ha programlar özellikler. Ya bu sizin için gerekli değil. Ben hemen buradan sileceğim. Gülsüz sizi görmüş olun. Neydi bu? OBS. Ha, şunu kaldırıyorum. Bunu kaldıracak şimdi bilgisayar. Uninstall diyelim. Evet. Ha, güzel insan. Ha, bağlı tam bitmiş. Şimdi şunu bir kapatalım. Katlar karışmasın. Evet. Umarım karışmamıştır. Açalım kuralım. Evet.
İşte next diyeceğiz. Bunu şundan next diyeceğiz. Önemli değil bunlar. Burada yerini gösteriyor. Mesela buraya masaüstü diyebilirsiniz kolaylık açısından. Install diyelim. Şimdi Windows'a bu arada böyle gözüküyor. Şimdi Windows'un yüklenmesini bekleyeceğiz. Bir açıldı sanırım. Yapıldı mı bakıyorum. Evet yapılmış. Buraya girdiğimde şöyle bir bakayım. Sıkıntı çıkmış mı? Bu bir dakika sistem tuzları. Yani bu biraz daha önce de kurmuş, biraz unutmuş olabilirim. Ben bakıyorum. Uninstall.exe. Heh, gene geldi. Şimdi görüyorsunuz buraya. Finish diyoruz. Bu çok önemli değil. Buraya girdiğim zaman açacak mı? Biz kendimiz açalım. OBS zaten çalışıyor. Bunu yapmak istemediyseniz lütfen. Ya şunu hemen kapatayım. Benim ilk kurulduğu için böyle bazen yani açtı, tamam, sıkıntı yok. Aa, eskiyi açmış. Ulan programını kaldırmadık biz senin biz. Dur. Görebiliriz. Tamam, ayarlayayım. Biraz sıkıntı çıkaracak gibi. Şunları bir sonlandırayım. Tamam. Şimdi burada OBS Studio diyeceğiz. Bize insan açarsa tabii ki. Tabii geçiş belli. Tamam, bir takımız var. Şimdi tabii bende yüklü geliyor da. Normalde size şöyle gelecek muhtemelen. Kaldırayım şunu. Nerede kaldırıyoruz? Kaldıralım. Ve şu vatandaşı da kaldıralım. Normalde muhtemelen böyle bir şey gelecek. Şu da çok önemli değil. Gelmese de olur. Buraya yeni basıyoruz. Öncelikle video yakalama aygıtı. Bu video yakalama aygıtı sizin bilgisayarınızın kamerasına ulaşıp gördüğünüz gibi bir şey oluşturacak. Aygıt webcam'i kullanıyoruz. Bu bizim bu bilgisayarın başındayken kullanacağımız kamera. Bunlarla ilgili video formatı falan filan çok önemli değil. Tamam diyoruz. Şunu şöyle yapmanızı öneririm. Büyütelim şöyle. Bunu yayıncıların kullandığı şeyler genellikle bunlar. Şöyle. Gayet güzel. Yani çok da şu kenarlar olup olmaması çok önemli değil. Şimdi ayrıca bir de yine diyoruz ve ortam kaynağı diyeceğiz. Ben yeni oluştu ve tamam. Aa, yanlış şey bastım, bir dakika. Belki şunu kaldırayım hemen. Buna yeni basacağız. Ortam kaynağı. Yeni oluştur. Buraya diyeceğiz ki mesela bir video çektik. Ufak bir video da olabilir, uzun bir video da olabilir. Video diyelim. Tamam. Devam edeceğiz. Dosyamızı istiyor. Şimdi şöyle gidelim. Bakalım bakalım videolar kısmından. Mesela benim 5 dakika çektiğim kentlere insan amaçlı bir videom var. Az önce gösterdiğimiz. Buraya döngü diyebilirsiniz. Bittikçe tekrar açacaktır. Fakat arasında bitişle başın arasındaki uyuma dikkat etmeniz gerekiyor. Buradan tamam bastığımız zaman görüyorsunuz. Aynen bu şekilde. Peki bu videoyu nasıl çekebileceğiz dersiniz? Buradan kaydı başlat diye. Kaydı başlatabiliriz. Mesela şu an kayıt yapıyorum. Tabii gecikmesin tabii de. Tamam. Buradan kayıt yapıyorum ve şimdi kaydı durduralım. Kayıt yaptım şu anda. Kaydı durdurduk. Burada kaydedildiği yeri gösteriyor falan filan. Buradan birincilerden. Bakın en son çektiğim videoyu bu şekilde ulaşabilirsiniz. Tabii sesi falan da var. Tabii Zoom'da sessiz olacağınız için muhtemelen bu sesler duyulmayacak ama sessiz olmasını tercih ederiz. Yani sessiz. Buradan zaten şöyle ayarlayabilirsiniz. Bunu da göstereyim. Bakın. Bunlar hiçbir şekilde ses çıkarmaz. Bak, ses yakalayamıyor. Ses yakalıyor, yakalayamıyor. Bu desibeli sonsuza kadar düşürüyor. Amacı o. Aynı zamanda burada başka bir şey anlatmanımız da var. İşte sesi bu şekilde ayarlayıp video çekeceksiniz. İsterseniz döngü alıp, isterseniz uzunluk yapabilirsiniz. Ama kıyafet ve bitiş ve son oyununa dikkat etmenizi öneririm. Ayrıca başka yapabileceğimiz bir şey var mı? Ya burada ben sanal kamerayı başlatıp, bunu başlatmam olmaz. Bak görürüz hemen geldi. Bak burada hemen. Hop hop hop. Tabi böyle şey yapmanız lazım böyle. Evet. Sonra mikrofonu açıp. Çünkü ağız okuma. Ağız okumadan vesaire çeşitli şekillerde uyumlu olmasını bekliyoruz. O yüzden bunu yapmanızı öneriyorum. Evet sanırım bu kadardı. Evet bir sıkıntılı durumla karşılaştığınız zaman yorumlara yazabilir veya bir sıkıntılı durum bir şey eklemeniz vesaire vesaire. Böyle bir sıkıntı yaşadığınızda yorum atabilirsiniz. İlgileniriz. Yani deneriz birkaç şey. Evet şimdilik bu kadar. Sorularınızı bekliyorum. Görüşmek üzere. 10 dakikaya sığdı.